bitmiyor bu evin işi. Vallahi günde en az evin içinde 10 kilometre yol yapıyorum. Postacılara döndüm. Gözün aydın anne. Yakında biz gidiyoruz. Zahmet etmeyin. Biz öbür tarafa gidince ev size kalacak zaten. Aman anne. Biliyorsun para biriktiriyorum. Bak sonunda ev tutacak kadar param oldu. Sana niye kalıyor ki bu işler? Kalır tabii. Doğru dürüst bir adamla evleneceğine gittin büyük rakı şişesiyle evlendin. Of anne tamam. Tutuyoruz işte evi. Bana bak, sakın o paraları Kadir'e verme. O bulur yine çarçur edecek bir yer çünkü. Ay yok anne, bu sefer hiç şans yok. Bu parayla ev tutulacak. Ah, biraz para olsa, birazcık para olsa, ne işler var, ne fırsatlar var, ne atlar var. Bugün mutlaka bir ev tutmalıyız Kadir. Emlakçıları tek tek gezmeliyiz. Tamam Hülya, teker teker de gezeriz, çifter çifter de gezeriz. Hatta tek tek basarak bade süzerek de gezeriz. Şu evi tutalım, sonra da senin bir işe girmen lazım. Ben evi tutuyorum ama daha sonra yetişemiyorum biliyorsun para durumunda. Hah, ben de onu söyleyecektim sana. O elimizdeki parayı başka bir işe şey ettirebiliriz, icra ettirebiliriz. Ne gibi bir işmiş o? İstersen sen o parayı bana ver Hülya. Ben ailemiz için bir 5 yıllık kalkınma planı yapayım. Hayır Kadir. Haklısın, az oldu. Ben o zaman 10 yıllık bir plan yapayım. Kadir, senin bu kalkınma planların yüzünden bu evde kaldığımızı hatırlatırım sana. Göreceksin, bu sefer müthiş bir yatırım yapacağım Hülya. Geleceğimizi garanti altına alacağım. Hayır Kadir, bu parayla ev tutulacak. Cep telefonunu falan aldın değil mi Hülya'cığım? Aldım aldım ama dur bir daha bir kontrol edeyim. Hadi ben. Hadi bakalım. Aman çocuğum, öyle kenarına köşesine fazla bakmayın. Tutun gitsin. Benim tek bir şartım var anne, o da geniş bir mutfak. Benim de tek bir şartım var, o da geniş bir tuvalet. Benim de bir ricam olabilir mi acaba? Hı? Tabii ki anne, nedir? Bize biraz uzak olsun. Hiç olmazsa biraz caydırıcı olur. İkide bir bavulunu toplayıp gelmezsin. Hadi Hülya. Biz gidip buraya en uzak semtten bir ev tutalım. Şile'den tutalım. Kilyos'tan tutalım. Hatta mümkünse Çemişkezi'ye yerleşelim. Aşk olsun anne. Vallahi hiç inanmıyorum ya bunların gideceğine. Hadi bakalım hayırlısı. İşte güzelce temizlendi. Aç bakalım ağzını. Hoppa, aferin yavrum sana. Aman da aman, ne güzel bir torunum varmış benim. Dedesi onu ne çok özlermiş. Ben de seni özlerim dede. Ama ben büyüdükçe sen benden daha az ilgileniyorsun, söyleyeyim. Aa, olur mu yavrum? Ben seninle hep ilgileniyorum. Ben her zaman ne güzel bir torunum var diye düşünüyorum ya. Yarın hamburger yemeye gidelim mi dede? Gideriz yavrum, gideriz. Annem baban nerede? Ev tutmaya gittiler ama hala gelmediler. Ev tutmaya mı? Evet, annem para biriktirmiş. Merak etme, baban yer o parayı. Hayır. Hadi ama Hülya, hadi. Al şunu. Merhabalar babacığım. Merhaba baba. Hoş geldiniz. Verin elinizi öpeyim babacığım. Ne oldu? Ev tutmaya gitmişsiniz. Tuttunuz mu? Tutamadık baba. Evet tutamadık ama bir sor bakalım, bir niye tutamadık Hülya? Soruyorum damat, niye tutamadınız? Ben bir içeri Hülya'ya bakayım babacığım. Görüyorsun değil mi kızım? Dedene hiçbir şey söylemiyorlar bu evde. Vallahi bana da söylemiyorlar dede. Buyur canım. Sağ ol ya. Afiyet olsun. Ama yaptığım hesaplara göre bu işte çok para var Hülya. Görmüyor musun? Emlakçılar oturdukları yerden dünyanın parasını kazanıyorlar. Oturdukları yerden para kazanmıyorlar Kadir. Çalışıyor adamlar. Deli gibi dolaşıyorlar bütün gün. Evet, dolaşıyorlar. Biniyorlar arabaya, müşteriyi götürüyorlar, evi gösteriyorlar. Sonra da yıllık kira bedelinin %12'sini alıyorlar. Çok kolay bir iş. Tam bana göre harika Hülya. Kolay iş yoktur Kadir. Vardır Hülya. O da emlakçılıktır. Hesap çok basit Hülya. Sendeki parayla bir yer tutuyoruz ve ben cama ilanları asıyorum, sonra da gelsin paralar. Of Kadir ya, o kadar kolay mı?
Evet Hulya. Bir ev sattığın zaman tam %6 komisyon alıyorsun. Üçü alıcıdan, üçü satıcıdan. Ne eder? %6 komisyon öder. Ben 100 milyara bir ev satsam 6 milyar kazancım olur. Ben bir ayda 10 tane daire satamaz mıyım? Ben o kadar yeteneksiz mi gözüküyorum Hulya? Hayır ama tembel gözüküyorsun. Şimdi o kadar parayla dükkan tutacağız. Yine mobilyacı dükkanı gibi kapanıp gidecek. Bu iş farklı Hulya. Bu işin sermayesi sadece dükkan kirası. Hayır Kadir. Olmaz. Pekala Hulya. Sendeki o paraya ihtiyacım yok. O emlakçıyı ben kendim de açabilirim. Ben sana olan aşkımdan dolayı acele ediyorum. Seni bu kadar çok sevmesem köşeyi dönüp o çok istediğin Şişli'deki apartman dairesini almak için acele etmezdim. Kapısına o çok istediğin kırmızı arabayı çekmek için böyle iki ayağımı bir pabuca sokmazdım. Paris'te Nice'de tatil yapabilmek için böyle çırpınmazdım. Ama olsun Hulya. Olsun. Ben beklemesini bilirim. Bendeki bu Hulya aşkı olduktan sonra ben ne yapar eder o emlakçıyı açarım. Benim buna gücüm de var. Gücüm de var Hulya. Günün birinde başaracağım. Kadir. Hulya. Zaten bu evde hiçbir şey benim istediğim gibi olmaz ki. Hep kendi bildiğinizi okursunuz. Bizanslısınız siz. Babacığım. Size bir şey söyleyebilir miyiz? Söylemeyin efendim, söylemeyin. Bu evde bana söylenen her şey abuk sabuk oluyor. Söylemeyin. Anneciğim, biz emlakçı açıyoruz. Emlakçı mı? Evet anneciğim, emlakçı. Hülya'nın Hülünü alıyoruz, Kadir'in K'sını alıyoruz. Hülka, gayrimenkul danışmanlık, reklam, turizm, pazarlama, ticaret aşeyi vücuda getiriyoruz anneciğim. Buyurun efendim. Sağ olun. İşte Hülya, gayrimenkul krallığımı burada kuracağım. Temellerini burada atacağım. Biraz küçük değil mi Kadir? Ne yapalım Hülya? Evet küçük ama idare edeceğiz işte. Ben de isterdim cadde üzerinde olsun ama ikinci kat mı ikinci kat idare edeceğiz. Ne yapalım? Senin elindeki para anca buna yetti. Tamam Kadir tamam. Çalışacak olan sensin. Bana ne? Tamam beyefendi. Kiralıyoruz. Ben hemen sözleşmeyi yapayım. Tamam. Kadir, şimdi buraya böyle masa sandalye falan lazım. Hallederiz Hülya, hallederiz. Nasıl halledeceksin Kadir? Canım buluruz sağdan soldan, merak etme, hallederiz. İyi, peki. Benim işe gitmem lazım. Hallet, nasıl hallediyorsun hallet. Yalnız bir yerlerden aşırma. Tamam Hülya, güle güle. Hadi sen işine git. Çok yakında açılış var, merak etme hayatım. İşte oğlum Kadir. Oturduğun yerden para kazanmanın yolunu buldun sonunda. Hayt be. Ablan nerede çocuğu? Tankut'la buluşmaya gitti anne. Kız isteme konusunda ikna etmesi gerekiyormuş da. Ay, zor ikna eder o çatla. Ay, vallahi baban hepimizi doğrayacak. Allah Allah. Buradaki sandalye mi oldu çocuğu? Sandalye mi nerede? Evet. Onun teki buradaki. Ay, vallahi ben görmedim anne. Nasıl buldun Hülya? Aa, güzel. Güzel olmuş da... Bu sandalye annemlerin sandalyesine çok benziyor. Ne alakası var canım? Bu apayrı baksana bambaşka bir tasarım. Annemlerden aldın değil mi Kadir? Canım ne olmuş yani? Çorbada onların da tuzları olmasın mı Hülya? Ben her şeyi tek başıma mı halledeyim? Of Kadir of. Masayı nereden buldun peki? Bir arkadaştan aldım Hülya. Şimdi sen bırak sandalyeyi, mandalyeyi, masayı da... ...yarın açılış var. Biraz hazırlık yap. Kurabiye yap, pasta yap, börek yap. Tamam mı canım? Aa, ne çabuk Kadir. Resmi işlemleri yaptırdın mı? Hallederiz Hülya, hallederiz. Anneanne, dedem nerede? Grand tuvalet giyindi, kahve etmişti, oynamaya gitti. Ya hamburger yemeye gidecektik, söz vermişti. Ay olsun, üzülme, ben seni götürürüm. Hürmetler, merhabalar anneciğim. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk. Ceren'cim, nasılsın minik yavrum? Güzel sarıçam benim. Damat, şuradaki eksik sandalyeden haberin var mı senin? Hangi sandalye anneciğim? O köşede duran masanın sandalyesi çocuğu.
Yo, nereden olsun anneciğim? Benim ne işim olur sandalyeyle, mandalyeyle? İşim olmaz. Ayrıca yarın açılış var. Siz de davetlisiniz. Beklerim yani. Herhalde. Sen iş kuracaksın da ben gelip gözümle görmeyeceğim. Olacak şey değil. Affedersiniz. Ben sana küçük demiştim değil mi Kadir? Bak insanlar sığınıyorlar. Hülya, yatıya kalacak halleri yok ya. Konuşmamı dinledikten sonra beni alkışlayıp gidecekler. Ben bir tebrik edeyim müsaadenizle. Hayırlı olsun Kadir Bey. Sağ olun Sevinç Hanım. Evinizle ilgili bir problem varsa memnun değilseniz ben hemen size yardımcı olabilirim. Yok yok, ben evimden memnunum. Nasıl? Benim su böreğim nasıl olmuş? Harika olmuş. Ellerinize sağlık Sevinç Hanım. Çok teşekkürler. Kendi ellerimle yaptım. Pırlanta, pırlanta. Sağ ol, sağ ol. Pardon Şükrancığım. Sinan, bir dakika gelir misin? Efendim Ayşe. Ay Sinan, çok sıkıldım artık. Konuşmam olacak, ne olacaksa bitsin artık. Hiç gidelim. Tamam hayatım, gideriz çatlama. Vallahi Müjgan, ben hiç sıkılmadım. Bir daha damadın böyle bir iş yeri kurduğunu görmek nasip olmayabilir. Hayatım, siz konuşmaya devam edin. Siz sohbetinize devam edin. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok mutluyum. Aa, çiçek geldi. Kim göndermiş Kadir? Arkadaşlar göndermiş, mahalleden. Kardeşim sen bunu dışarıya duvara dayayıver, hadi bakalım. Hadi damat, konuşmanı yapacaksan yap, sıkılmaya başladı insanlar. Tamam babacığım, yapacağım ama ben şu sandalyenin üzerine bir çıkayım. Pardon, izin verir misiniz? Evet. Kadir'cim bir dakika, örtüsünü alalım. Bizim sandalye. Bizim sandalye mi? Her neyse. Efendim öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi emlak çok önemli bir kavramdır. Hem barınma olarak hem de bir yatırım olarak. Bu emlakların el değiştirmesi bir takım hukuki işlemleri gerektirir. Sorarım size, nedir bu işlem? Ev alım satımlarında alım satım vergileri, kiralamada kaşeler, beyannameler, pullar, bunların hepsi bu işlemlerin içine girer. Hadi damat, bırak şimdi puldan kaşeden bahsetmeyi ya. Efendim, bu emlakların el değişimi uzman ve profesyonel ellerce yapılmadığı sürece vatandaşın mağdur olması söz konusudur. Öyle değil mi Sinan abi? İşte bu an hulka, gayrimenkul danışmanlık, turizm, ticaret, rehberlik, pazarlama vesaire vesaire AŞ'nin emlak piyasasına yumruğunu vurduğu andır. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık bizim sayemizde güvendesiniz. Bravo, ne güzel konuştun değil mi? Dostlarım, sağ olun, var olun. Nasıl konuştum ama Hulya? Çok iyiydi Kadir. Sağ ol. Şükrancığım, izninizle biz gidelim artık. Hoşça kalın Sevinç Hanım. Güle güle. Kızım ver şu çantanı. Ay Sinan, hadi gidiyoruz. Geliyorum hayatım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Görüşürüz Mehmet Usta. Güle güle. Pelin'cim hadi. Geliyorum babacığım. Pelin, o çanta senin değil mi? Yo, ben çantasız geldim. Neden? Hiç. Görüşürüz. İnşallah. Eyvah. Evlenme teklifi Müjgan teyzeye gitti. Yandın oğlum Mustafa, yandın. Tamam canım, ben getiririm, hiç merak etme sen. Hadi görüşürüz. Evet. Bak Hurya, gazetede ilk ilanımız çıktı. Aa, daha 2 gün oldu emlakçıya açalım. Ne çabuk çıktı. Ama öyle deme Hurya. Dün ben bütün mahalleyi dolaştım. Camında kiralık yazan bütün daire sahipleriyle görüştüm. Ve sonunda bir bodrum kat sahibi bana evini kiralamam için verdi. Yakında çok geniş bir portföyüm olacak. Ama burada bodrum katı yazmıyor ki Kadir. Giriş katı yazıyor. Hele bir arasınlar, ben giriş katı olduğuna ikna ederim onları. Peki diğer bilgiler doğru mu? Bak burada süper bakımlı, yeni boyalı, masrafsız falan demişsin. Kısmen doğru tabii Hulya. Neyse ben işe geç kalmayayım, işimin başına gideyim değil mi hayatım? Kadir, eğer bu yazanlar doğru değilse gelenlere ne diyeceksin? Niye doğru şeyleri yazdırmıyorsun ilana? Hulya, önce bir gelsinler sonra hallederiz. Aha, tut şunu. Efendim,
Evet, Hulka Gayrimenkul Danışmanlık ve Pazarlama, Turizm Sanayi Reklamcılık Ticaret Anonim Şirketi. İlan için aradınız. Çok güzel efendim. Evet efendim, çok güzel bir ev. Giriş kart, ferah, çok hoş. Tabii efendim, bekliyorum. Hemen veriyorum adresi efendim. İyi günler. Fiyat. Ses. Bunu da yapıştıralım bakalım. Süper oldu. Güzel. Dükkanı bayağı zengin gösterdi ya. Bir de bunlara uygun evleri bulursak bu işi hallederiz. Merhaba. Merhaba. Efendim, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buyurun, lütfen oturun, lütfen. Sabah görüşmüştük. Evet. Giriş kattaki daire için. Evet efendim, ben de sizi bekliyordum. Yeni evlisiniz herhalde. Evet, bir hafta oldu. Aman ne güzel, ne güzel. Efendim, bu daire elime yeni geldi. Çok temiz, süper, süper bir daire. Sizin için eminim harika bir yuva olacak. Ben giriş katlarını pek sevmem ama içi falan nasıl? Süper efendim, daha yeni sıfırlanmış. Boya, tamirat, mamirat istemez. Salon parke, mutfak geniş. Sonra kombi de var. Fiyatı da çok uygun. 200 milyoncuk. Vallahi hemen tutalım. 200 milyona bir daha bulamayız böyle bir. Pardon beyefendi, bir dakika. Umut, gelsene hayatım sen bir dakika benimle. Gelsene canım. Bu kadar hevesli gözükmesene Umut. Sonra pazarlık yapamayacağız. Tamam hayatım. Bu kadın kesin beğenmeyecek bu evi. En iyisi önceden kapar onu bak. Gidip görelim mi şu evi? Tabii gidip görelim efendim. Ama ben önceden bir miktar kaparo rica edeceğim. Evi göstermek için mi? Vallahi ev süper. Sizden sonra en az 15 kişi aradı. Ama ben size söz verdiğim için hepsini geri çevirdim. İnanın yani. Vallahi ben merak ettim şu evi. Hangisiydi? Evet. Vallahi evi görmeden tutmak isteyenler var. O yüzden her an telefon çalabilir. Ben de o telefona bakabilirim ve evi kiralayabilirim. Tamam tamam. Tamam. 50 milyon yeterli mi? Ben 1.50 daha alabilir miyim acaba? Evet. Buyurun çıkalım. Hadi oğlum Kadir, bol şans. Şu izbe evi kiralarsan gerisi çorap söküğü gibi gelir artık. Buyurun efendim, buyurun, buyurun geçin. Lütfen kaparamızı geri verir misiniz? Harika dediğiniz ev tam bir mağaraymış. Aşk olsun, teessüf ederim Hayal Hanım. Mağara diyorsunuz, yani siz bir köşede tekerlek icat eden adamlar mı gördünüz? Ya da duvarlarda bizon resmi mi vardı? Bizon resmi yoktu ama baştan aşağı boya lazım evi. Tamam Umut Bey, hallederiz. Hallederiz, tanıdık boyacı var. 30 milyona boyar, hem de yarım günde. O kadar küçük ev yarım saatte bile boyanır. Ama Hayal Hanım, küçük mekanların elektriği daha farklı olur, daha sıcak olur. Mesela örneğin ben büyük bir evde oturuyorum. Akşamları eve gittiğimde karımı daha yakından görebilmek için evin içinde yarım saat geziniyorum. Büyük mekanlar aşkı öldürür. Bir büyük evde oturacağız diye yani yuvanızı, evliliğinizi yıkmayın, teessüf ederim. Bence büyük bir eve daha sonra da geçebiliriz hayat. Güzel. Adam bu işe meyilli. Demek ki onun üzerine oynayacağız. Ben o küçücük evde oturamam Umut. Ama hayatım biliyorsun kiralar çok yüksek. Ne yapacağız Bolcum katta? Köstebek miyiz biz? Köstebek dediniz de aklıma geldi. Ben size birer tavşan karı çay söyleyeyim. Sonra da kontratı yapalım. Paramızı alıyorsun ve hemen gidiyoruz Umut. Zaten niye kapora verdin onu da anlamıyorum. Çünkü ben annenlerde kalmak istemiyorum Hayal. Evet efendim, çaylarımız da geldi. Buyurun köstebek kanı. Şaka yaptım, tavşan kanı. Buyurun siz çaylarınızı içerken ben de kontrat hazırlayayım. Kadir Bey, biz evi tutmaktan vazgeçtik. Başka bir ev bakacağız. Verdiğimiz kaporayı geri alabilir miyiz acaba? Ama olur mu Umut Bey, olur mu? Kapora ne demektir? Ben bu evi tutmak için size söz veriyorum demektir. Öyle değil mi? Evet ama orası ev değil, maden ocağı. Ne güzel işte, apartmanın çıkış kapısına yakın. Allah muhafaza bir deprem meprem olduğunda fırlar kaçarsınız. Daha gençsiniz, öyle yükseklerde oturup kendinize kıymayın efendim. O da doğru. Umut. İç güveliğinden kurtulmaya bir imza kadar yakınsınız Umut Bey. Ben iç güveliğinin ne kadar zor bir şey olduğunu çok iyi bilirim. Tuvalette
bir bulmaca bile çözemezsiniz. Vallahi çok haklısınız. Beyefendi, şu arkanızdaki ilanlardan başka bir eve baksak olmaz mı? Onlar mı? Onların hepsi kiralandı Hayal Hanım. Ben bunları sökmeyi unutmuşum da. Evet, bunları da çöpe atalım. Evet Umut Bey, ne diyorsunuz? Biz kaporamızı istiyoruz. Evet, en iyisi kaporamızı alıp gidelim biz. Tamam, gidin. Önemli değil. Ama önce sözlerime bir kulak verin. Size evlilikle ve ev tutmakla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Mutluluğu büyük şeylerde aramayın. Çünkü mutluluk küçük şeylerdedir. Örneğin 72 model bir Vosvos küçüktür. Evet küçüktür ama onun verdiği zevki sizce bir Ferrari verebilir mi? Huzurlu bir evde tıpkı 72 model Vosvos gibidir. Evet, arada sırada sizi yolda bırakabilir. Ama inanın herkes şevkle, zevkle yardımınıza koşar. Bunu bir düşünün. Evet, ev bodrum katta olabilir. Ama söyleyin bana, zaten evlilik birlikte yükselmek demek değil midir? Pahalı bir ev kiralayarak kendinizi para biriktirmekten alıkoymayın. Çünkü bugün biriktireceğiniz paralar yarın sizi en güzel sitelerde ev sahibi yapacaktır. He? Doğru. Ayrıca pahalı bir ev kiralayarak iki kere gol yemeyin. Çünkü pahalı bir evin aidatı da pahalıdır. Kira kadar aidat ödemeyin. Altından kalkamazsınız, mutlu olamazsınız. Oysa sizin mutluluğunuz işte bu evde. Lütfen. Yalvarıyorum size, bir badana için yuvanızı yıkmayın. Ne diyorsun Hayal? Bak evi tutmazsak yuvamız yıkılacak. Of Umut, of. Tamam yapalım kontratı. Ama başka bir pürüz çıkarsa paramızı alır çıkarız evden, ona göre. Çıkmaz canım, çıkmaz. Ne çıkacak? Evi gördünüz işte. Sadece bir badana yeterli. Kontrata yazmanızı istiyorum. Bir hafta deneme süremiz olacak. Tamam. Yazarsınız değil mi Kadir Bey? Aslında prensibim değil ama sizin için yapalım bakalım bir güzellik. İşte bu iş bu kadar. İlk evini verdin Kadir. Akşam kulübe gidip bir güzel kutlayalım bu işi. Yine. Mecburen. Yaptığım ilk işi kutlamak zorundaydım herhalde değil mi? Karınla ve kızınla da kutlayabilirdin Kadir. Tabii onlarla da kutlayacağım. Yaptığım ikinci işi de onlarla kutlayacağım. Uzun sürede ilk defa para kazandığın için bir şey demeyeceğim. Kaç para kazandın? Tam 250 milyon. Çok güzel. Hadi onları bana ver. Benim maaşımın üstüne koyup ev tutalım. Veremem Hulya. Ama bir sor bakalım, neden veremem? Neden? Kutlama yaptım işte, arkadaşlarıma rakı ısmarladım. Sana inanamıyorum Kadir. Yani 250 milyon hepsini yedin mi? Hayır, yemedim. Arkadaşlar yedim. Zaten ne yapsak yaramamıyoruz ki. İş bulduk olur yani. Ne olmuş yani bir kutlama yaptık? İşimizi kutladık ya. Amma içmişiz be. Başım çatlıyor arada. Hayatım. Umut bırak. Paramızı geri istiyoruz Emlakçı Bey. Hoş geldiniz, hayırdır, ne oldu efendim? Bu sabah temizlemek için yeni evimize gittik. Evet. Ama ne oldu dersiniz? Ne oldu derim? Evden para çıktı. Evet, hem de 2-3 tane var. Bak sen, ya çok şanslısınız ya. İnsanlar evlerinde hayvan beslemek için avuç dolusu para harcıyorlar. Sizin evinizde hazır bulunuyor. Lütfen saçmalamayın. Alın anahtarları.
Paramızı da geri verin, kontratı iptal edin. Celallenmeyin Hayal Hanım. Buyurun şöyle oturun lütfen. Buyurun geçin şöyle oturun. Siz de Umut Bey buyurun 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 efendim oturun. Efendim celallenmeyin. Yani niye kızıyorsunuz ki? Bu fare dediğiniz her yerde var. İstanbul'un her yerinde var. Ne yapalım yani şimdi? Fareler yüzünden şehri mi terk edelim? Farelere mi bırakalım şehri? Fare zehri koyar, hallederim ben hayatım. Ay! Var ya. Sizin bu iyimser tavrınıza bayılıyorum Umut Bey. Aynı isminiz gibi umut dolusunuz. Gördünüz mü Hayal Hanım? Eşiniz zorluklara karşı nasıl sabırla mücadele veriyor. Ama ben vermiyorum. Fareden nefret ederim. Öyle demeyin Hayal Hanım, öyle demeyin. Siz hiç Tom ve Jerry seyretmediniz mi? Oradaki Jerry'nin ne kadar şirin, ne kadar sempatik, ne kadar minik bir fare olduğunu bilmiyor musunuz siz? Evet hayatım. Gerekirse biz de kedi alırız, adını da Tom koyarız ha. Umut, fare diyorum. Tamam hayal. Hallederiz Hayal Hanım. Hallederiz. Ben size ne kadar güzel kapan kurduğumu söylemiş miydim daha önce? Askerdeyken bizim bölüye iki şey giremezdi. Bir düşman, iki fare. Hadi gidip bakalım şu farelere. Bence de gidip bakalım şu farelere. Hadi buyurun. Yürü. Tamam hayatım. Buyurun. İstemiyorum Umut, ısrar etme. Tamam hayatım, tamam. Kadir Bey. Hayırdır, gene ne oldu? Tavan akıyor. Tavan, oha, bodrum katta. Evet, ne ilginç değil mi? Üst katın banyosundan bizim banyoya sular damlıyor. İstemiyoruz biz bu evi. Kadir Bey, artık diyorum ki şu kontratı karşılıklı olarak... Olmaz, ne münasebet. Bir kere bu benim size kiraladığım evin sorunu değil. Bu üst katın sorunu. Hiç merak etmeyin, hallederiz. Ay inanmıyorum ya. En az bir hafta sürer, kırıp dökecekler evi. Ama mutlu olmak kolay değil Hayal Hanım. Biraz bedel ödemek gerek. Buyurun gidelim. Of ya. Tamam bak. Helal söyle. Ev tuttular, canımı okudular. Öf be, öf be. Böyle oturarak emlakçılık yapılır mı hiç Kadir? Git biraz dolaşsana. Hulya, sen neden bankana gitmiyorsun? Bak, öğle tatilim bitti. Kadir, of ya, dükkan açtın. Hala oturuyorsun, hala yatıyorsun ya. Oturmuyorum da yatmıyorum da Hulya. Başımda manyak bir çift var, üç gündür onların işleriyle uğraşıyorum. Kimmiş onlar? Bu iş bitti Umut. Ama hayatım. Aha, geliyorlar. Evin duvarında çatlak var Kadir Bey. Hayal Hanım, her gün yeni bir şeyle geliyorsunuz. Bu kadar çok incelerseniz sürekli bir şey çıkar tabii. Ben o evde oturmam. Söz vermiştiniz. Bir hafta içinde sorun çıkarsa kontrat iptal olacaktı. Fakat Hayal Hanım, bu aralar İstanbul'da deprem meprem beklenmiyor. Ben bu sabah bizzat kandiliyle kendim görüştüm. Kadir Bey, bence yeter. Yırtalım kontratı, alalım paramızı gidelim. Sen de mi Brutus? Kadir, neler oluyor? Evet Kadir Bey, kontratınız ve anahtarınız, paramızı alalım. Fakat ben bunu yapamam, paranızı geri iade edemem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu civarda bodrum kat bir yer arıyoruz, var mı elinde birader? Var. Yalnız 300 milyon kira, 500 dolar depozito, ayrıca benim komisyon. Sorun değil. Buyur birader. Eyvallah. Buyurun. Ve derhal evi boşalt. Memnuniyetle Kadir Bey. Yürü Umut. Buyurun şöyle geçin, kontratımızı yapalım efendim. Kadir, bunlar resmen içki kokuyor, senin gibi. Olabilir Hulya, sorun değil. Nasrettin Hoca misali, parayı veren istediği gibi kokabilir.